Türkiye NATO'ya 1952 yılının Şubat ayında kabul edildi. İlginç olan, kabulünden bir yıl önce İncirlik'teki Amerikan üssünün temeli atılmıştı. Menderes ve Demokrat Parti işte becerdik diyorlardı. Amerika NATO şemsiyesi altına giren ülkelere önce dini eğitim konusunda baskı yapmaya başladı. Din sosyalizme karşı en iyi kalkandı. Avrupa'da büyük tartışmalara yol açsa da ilkokullara din dersi zorla konuldu. Amerika laik bir Avrupa istemiyordu. Türkiye NATO'ya alınırken de dini eğitim şartı konulmuştu. Amerika Türkiye'den İslam ülkelerini Rusya'ya karşı din kardeşliği altında birleştirmesini istiyordu. O yıllarda emekli general Cafer Tayyar Eğilmez, Millet Dergisi'nde bu amacı şöyle dile getirmişti. Türkiye'nin NATO'da yer almasının gerçek anlamı Rusya'ya karşı Orta Doğu cephesi kurmaktır. Pakistan, Afganistan, İran ve Türkiye ile birlikte bütün Türk ve İslam ülkelerinin Orta Doğu Federasyonu biçiminde örgütlenmesidir. Amerika Birleşik Devletleri nasıl 50 devletten oluşuyorsa tıpkı bunun gibi Türkiye, İran, Afganistan, Irak ve Suriye ile birlikte Arabistan'ın güney bölgeleri ve Mısır'da bir Orta Doğu Federasyonu oluşturmalıdır. Bu aşağı yukarı 125 milyonluk bir Orta Doğu bloku ortaya çıkarır. Amerika bu örgüte maddi ve manevi desteğini tam ve kesin olarak verdiği zaman bir yıl içinde 5-6 milyonluk bir ordunun kurulması kolaylıkla gerçekleşebilir. Bu görevi yapabilirsek gelecek kuşaklara güzel bir hizmet örneği vermiş olacağız inşallah. Bu sözler Türkiye'nin içinde bulunduğu ruh halini iyi yansıtıyordu. Sadece 30 yıl önce hürriyetini karakteri sayan bir milletin aydınları Amerikan himayesine şapka çıkarıyor, bir başka ulusun uşağı olmakla gurur duyuyorlardı. Amerika dini kullanacaktı. Amerikan Dışişleri Bakanı Dulles, din ve siyaset birbirinden ayrılmaz. Dünya meselelerini halletmek hususunda seçeceğimiz yol dini görüştür, diyordu. Amerika Türkiye'nin din devletine dönmesini istiyordu. Osmanlı düzeni dirilmeli, İslam Federasyonu kurulmalı, İslam ordusu oluşturulmalı ve Türkiye Avrasya'daki komşularına saldırmalıydı. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti toprakları Amerikan üslerine açıldı. Türkiye NATO'ya kabul edildikten 7 ay sonra İzmir'de Müttefik Kara Kuvvetleri karargahı kuruldu. NATO içindeki ilk ve tek Müslüman ülke Türkiye'nin yöneticileri görevlerini eksiksiz yapmak için büyük özen gösteriyorlardı. Eski nüfus sahasında yer alan komşularıyla ilişkileri bozuldu, yapayalnız kaldı, varsa yoksa Amerika'ydı. Oysa NATO'nun önemli bir üyesi olduğuna inanan Türkiye için zamanın Amerika Genelkurmay Başkanı Omar Bradley şu sözleri ediyordu. Türkiye, Asya'daki çatışma alanlarından sadece biri.